Merhaba arkadaşlar. Video sunularımızın bu bölümünde sizlere doğru akım makinalarının yapısı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Anlatım seviyesi temel seviyede olacak. Yapıyı oluşturan parçaların görevlerini ve yapım şekillerini kapsayacaktır. Hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren ilk makinalardır doğru akım makinaları. Başka bir bölümde daha detaylı olarak anlatacağım. Kısaca manyetik alan içerisinde hareket eden iletkenin uçlarında elektriksel basınç oluşur prensibine göre çalışır. İzlediğimiz videoda dışarıdan uygulanan herhangi bir hareket kaynağı vasıtasıyla manyetik alan kutupları arasında döndürülerek elektriksel basınç elde edilme işlemini görmektesiniz. Elektriğin günlük hayatımızdaki kullanımına kronolojik olarak bakacak olursak, ilk üretilen elektrik, ilk elektrik ilkeleri, ilk elektrik motoru hepsi doğru elektrikle gerçekleşmiştir. Şimdi izleyeceğimiz videoda ise bir doğru akım motorunu göreceğiz. Doğru akım makinaları hakkında kısa bir bilgi verecek olursak, doğru akım makinaları motor veya jeneratör olarak kullanılabilir. Genellikle de motor olarak kullanılırlar. En büyük avantajları hız ve döndürme kuvveti ayarının kolay yapılabilmesidir. Kullanım alanları madenler, değirmenler, trenler ile sınırlıdır. Metroda genellikle DC motorlar kullanılır. Yakın geçmişe kadar araçlarda şarj etmek amacıyla DC dinamolar kullanılmıştır. DC jeneratörlerin parçalarını inceleyecek olursak, sırasıyla gövde, endüktör, endüvi, kolektör ve fırçayı incelememiz gerekir. Madem elektriksel basınç üretmek istiyoruz, olmazsa olmazlarımızı bir kez daha hatırlayalım. Önce bir manyetik alana ihtiyacımız var. Sonrasında manyetik alan içerisinde hareket ettirilecek bir iletken ve bu iletkeni döndürecek bir hareket kaynağı. Şimdi bunların meydana geldiği parçaları inceleyelim. Öncelikle genel bir bakış yapmakta fayda var. Arka kapak, rulman, alan kutupları, havalandırma fanı, sargılar, yine rulman, mil, kanallar, fırçalar, kolektör ve ön kapak. Biz bu videomuzda doğru akım makinalarını gövde, endüktör, endüvi, kolektör ve fırça olmak üzere 5 kısımda inceleyeceğiz. Bu videomuzda öncelikle doğru akım makinesinin parçalarına genel bir bakış yapalım. Öncelikle gövde, üzerinde alan kutuplarının bulunduğu kısım. Sonrasında ise endüvi, silisli saçlardan imal edilir. Kolektör, yalıtkan malzeme üzerindeki doğrultucu mekanizma, fırça ve rulmanlar. Şimdi gövdeyi inceleyelim. Doğru akım makinesinin dış kısmını oluşturur. Manyetik alanın oluştuğu kutupları taşıyan kısımdır. Kutuplar cıvatalar vasıtasıyla gövdeye vidalanır. Gövde küçük güçlü makinalarda dökme demirden,
Büyük güçlü makinalarda ise çelikten yapılır. Gövde üzerinde zemin bağlantı ayakları, bağlantı kutusu, taşıma halkası bulunur. Endüktör ise manyetik alanın oluşturulduğu kısmın adı. Sabit mıknatıs olabileceği gibi elektromıknatıs da olabilir. Elektromıknatıs olarak yapıldığında üzerinde mıknatıslanmanın meydana geldiği sargılar bulunur. Videomuzda çıkıntılı kutupları görmektesiniz. Doğru akım makinalarında genellikle çıkıntılı kutup kullanılır. Çıkıntılı kutup ayakları cıvatalar vasıtasıyla gövdeye monte edilir. Genellikle 4 kutuplu olarak imal edilen doğru akım makinaları büyük güçlü makinalarda maliyeti düşürmek adına daha fazla kutuplarda imal edilebilirler. Görmüş olduğunuz resimde bir doğru akım makinesinin parçalarını görmektesiniz. Sol üstte kutup sargısı, yanında gövde, altta fırça düzeneği ve sağ altta ise endüviyi görmektesiniz. Kutuplar genellikle ince saçların birleştirilmesinden elde edilebileceği gibi dökme demirden de yapılabilir. Daha önce söylediğimiz gibi kutuplar doğal mıknatıs olabileceği gibi elektromıknatıs da olabilir. Çalışma gerilimleri 5-10 volttan başlayarak 700 volta kadar çok değişik değerlerde olabilse de genelde 6, 12, 24, 48, 50, 110, 220, 500 volt gibi standart değerlerde üretilirler. Kolektör ve fırça düzeneğinin bazı sakıncalardan dolayı daha düşük değerlerde üretilemeyeceği gibi arc ve gerilim atlaması gibi sakıncalardan dolayı 700 voltun da üzerine çıkmakta sakıncalar oluşur. Burada gösterilmeye çalışılan şey ince silisli saçların bir araya getirilmesi, bunun nedeni elektrik makinalarında meydana gelen kayıplar. Bu kayıplar ısı şeklinde kendini gösterir ve bu ısının değerini elektriksel güç olarak I kare çarpı R formülü ile buluruz. Matematiksel olarak I'nın değerini azaltmak yerine 2'ye, 3'e, 5'e, 10'a bölerek karesini aldığımızda bir bütünden daha az olması sebebiyle bütün demir blok silisli saçlara bölünür ve saçların arası yalıtılır. Kısa bir özet. Dökme demirden yapılır. Sabit mıknatıs veya elektromıknatıs olabilir. Elektromıknatıs olduğunda çıkıntılı kutupların üzerinde de sargılar olur. Resimde bir doğru akım makinesinin çıkıntılı kutuplarını görmektesiniz. Her ne kadar küçük güçlü fırçalı doğru akım motorları 12.000 devirlere kadar çıkabilse de fırça kolektör düzeneğindeki mekanik arızalar sebebiyle 3.000 devir bölü dakika olarak imal edilirler. Doğru akım makinalarında devir asenkron motorlarda olduğu gibi kutup sayısına bağlı değildir. Kutup sayısı sadece imalat yöntemlerine bağlıdır. Daha önce söylediğim gibi küçük güçlü makinalar 4 kutup, büyük güçlü makinalar ise daha çok kutuplu yapılırlar. Şimdi gördüğünüz resim bir elektromıknatıs kutuptur. Bu arada doğru akım motorlarındaki kayıplardan da bahsedeyim kısaca. Demir kaybı Foucault ve histerezis kayıpları olmak üzere ikiye ayrılır. Foucault kaybı, değişken manyetik alanın demir gövde üzerinde oluşturduğu girdap akımları sonucu oluşan bir enerji kaybıdır. Azaltmak için saç paket kullanıldığını daha önce söylemiştim. Histerezis kaybı ise maddenin yapısına bağlı bir kayıptır. Yön değiştiren manyetik alanın maddenin moleküler yapısında sürtünme sonucu meydana getirdiği ısı kaybıdır. Gelelim endüvi denilen elektriksel basıncın oluşturduğu iletkenler
Söylediğim gibi elektriksel basıncın oluştuğu iletkenleri üzerinde açılmış olan oyuklarda taşır. Üzerindeki kolektör ve gövdedeki sabit fırça düzeneği ile oluşturulan bu elektriksel basınç dış ortama aktarılır. Şimdiki videomuzda gördüğünüz gibi gövdenin ortasında dönen silisli saçların paketlenmesiyle imal edilen oluklarda iletkenleri taşıyan uç kısmında kolektör bulunan endüviyi görmektesiniz. Sargıların kolektör dilimine nasıl bağlandığını görüyorsunuz. Birçok endüviyi bir arada görmektesiniz. Kolektörlerine, sargı oluklarına, ortasında bulunan mile, oluklara ve saç paketten yapılmış olduğuna dikkatlice bakın. Burada bir hatırlatma yapmakta fayda var. İletkenlerde oluşan elektriksel basınç bir yönde olan bir elektriksel basınç değildir. Kolektör ve fırçalar yardımıyla bu değişken elektriksel basıncın yönü tek bir yöne dönüştürülür. Bu durum çalışma prensibi bölümünde etraflıca anlatılmıştır. Endüvinin hangi ilkelerle çalıştığını ve endüvi sargılarında meydana gelen elektriksel basıncın yönünün ve şiddetinin nasıl değiştiğini görmektesiniz. Meydana gelen elektriksel basıncın iletkenin içindeki değişken hareketini ve kolektör vasıtasıyla bunun nasıl bir yönlü hale getirildiğini görmektesiniz. Meydana gelen elektriksel basınç dalgalı doğru elektrik olarak adlandırılmaktadır. Yön aynı, şiddet değişken. Yine tekrar ediyorum, sargıların manyetik alan içerisinde hareket ettirilmesiyle elde edilen alternatif gerilim bilezikler yerine kolektör dilimleri vasıtasıyla tek yönlü hale getirilirler. Yönü değişmeyen, şiddeti ise değişen dalgalı doğru elektrik durumundadır. Kolektör yardımıyla doğrultulan tek bir sargı yerine birden fazla sargı kullanıldığı takdirde meydana gelen elektriksel basınçların bileşkesi alındığında tek bir sargıya nazaran daha fazla doğrultulmuş olduğunu görürsünüz. Bir de kutup sayısını da arttırırsak oluşan gerilimlerin bileşkesinin doğrusal bir değer almaya çok yaklaştığını görmektesiniz. Okuyalım. Güzel bir endüvi ve kolektör resmi.
Endüvide oluşan elektriksel basınç vasıtasıyla çalışan bir lambanın durumu. Burada kolektör dilimleri kullanıldığı için lambadan geçen elektron akışı tek yönlüdür. Daha önce görmüş olduğumuz bir sargıda oluşan elektriksel basıncın kolektör dilimleri vasıtasıyla doğrultulması, dalgalı doğru elektriksel basıncın elde edilmesi, dalgalı olmasının sebebi kesilen kuvvet çizgisi sayısının her bölgede aynı olmamasıdır. Kolektör, gerilimin yönünün sabitlenmesinde kullanılır. Kolektör öncesi ve kolektör sonrası gerilimin aldığı değeri görmektesiniz. Kolektör dilim sayısı, dolayısıyla bobin sayısı arttıkça elde edilen elektriksel basıncın düzgün olma durumu da artar. Sargı sayısı ne kadar çok olursa düzgünleşme o kadar çok olur. Kutup sayısını da arttırınca hemen hemen tam doğrusal değer elde etmiş oluruz. Fırça fırça diye söyleyip durduğum, kolektörde doğrultulan gerilimin dışarı alındığı fırça tabii ki böyle bir şey değil. Karbon veya karbon bakır karışımından yapılan sert, orta sert ve yumuşak olarak imal edilen bir eleman, 100 volttan büyük durumlarda fırça karbon olur. Evet, işte fırça. Fırçaların kolektöre basma şeklini görmektesiniz.